Şimdi fiyatına bakalım. Golf Style paket diyor. First Edition 1.5 litre. Burada Volkswagen T-Cross var. Burada ince beyazlı bir T-Roc var. Volkswagen Polo 80 beygir. 21 bin euro. Burada bir tuvalet var. Volkswagen Grand California. Burada tuvaletini yapıyorsun. Şurada arabayı sürüyorsun. Burada yemeğini yiyorsun. Burada yemeğini pişiriyorsun. Şurada da uyuyorsun. Volkswagen California Coast Edition diyor modeline. En büyük özelliği yukarısında yatacak yer olması. Herkese merhaba. Bugün Frankfurt Volkswagen bayisindeyiz. Ezgi, ben ve bugün misafirimiz var Furkan. Merhabalar. Yeni Golf geldi, onu çekeceğiz. Çok heyecanlıyız. Direkt arabalara geçelim, hiç lafı uzatmayalım. Şimdi kapıdan girince hemen karşılıyor bize. Biz fotoğraflarda çok beğenmemiştik ama böyle bakınca bir güzel gözüktü. İlk dikkatimizi çeken şu logosu. Bu kabartmalı, 3 boyutlu gibi olan logo gitmiş, böyle resim gibi bir şey gelmiş değil mi? Evet. Ama bence daha güzel olmuş. Yok, ben beğenmedim. Ben de beğenmedim. Böyle ucuza kaçmak gibi olmuş biraz. Aynen. Ama ön farlar şöyle. IQ Light yazıyor. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Şöyle ilk bir dışını dolanalım. Jantlar güzel. Yanda First Edition yazıyor. Ya zaten Almanya'da lansmanı, reklamları bir hafta oldu yayınlayana. Hemen buraya getirmişler. Arkası bence çok güzel. Evet. Far detayları çok güzel. Ön ekranı çok geniş. Şuraya devam ediyor fakat açamadık. Bayağı güzel. Şu klima ve enfezleri çok güzel olmuş. Şuradan başlıyor, buraya kadar devam ettirmişler. Şu direksiyonları çok güzel olmuş. Evet, burada devam ediyor. Direksiyon şurası değişmiş. Tuşların yapıları aynı ama buralar değişmiş. Logo yine değişmiş. Logo da değişmiş. Şurada start stop var yine, buraya koymuşlar. Bu iç mekan aydınlatması falan ya bence güzel olmuş. Çok premium duruyor. Bence de. Benim çok hoşuma gitti. Furkan, senin boyun kaç? 1.76. Diz mesafesi gayet iyi. Boy olarak da 1.80'e kadar rahat bir şekilde oturabilir arkada. Kol dayaması gayet rahat. Orada yine bardak koyma yerleri yapmışlar. Evet. Orası değişmemiş. Koltuk ısıtma her ikisi için. Arka koltuk için soğutma ve ısıtma. Vay be. Şöyle ekranını gösterelim. Bu göğüsteki ekranı birleşik yapmışlar. Mercedes A serisi gibi. Şu an orası kapalı olsa da buradan belli oluyor. Göstergeler falan çok güzel zaten. Bilmiyorum, bizim hoşumuza gitti bayağı. Şimdi fiyatına bakalım. Golf Style paket diyor. First Edition 1.5 litre benzini var. 150 beygir. 44 bin euro satış fiyatı. Dörtler çok güzel olmuş bence. Değil mi? Çok güzel gözüküyor. Arkadaki LED farlar da güzel. Bilmiyorum, ben çok beğendim. Yeni tasarımı çok güzel olmuş bence. Çok güzel olmuş. Burada Volkswagen T-Cross var. Bu Türkiye'de yok galiba. R-Line paket, en dolusu. 115 beygirlik motoruyla 1 litre motor, 28 bin euro satış fiyatı. Jantlar falan çok güzel ama yani böyle hani özellikli jantları vermişler. Öyle klasik standart şartlar değil. Tabii Golf'a göre yani tabii. Golf'un cross versiyonu. Aynen. Evet. Ya 2019 Golf'e zaten benziyor içi. 2020 ile kıyaslamasak da. Burada ince beyazı bir T-Roc var. Bu da 1.5 litrelik motora sahip, 150 beygir. Enes kardeşime selam. Enes'lerin arabası. Selam olsun Enes'e. 34 bin euro.
Evet, Türkiye'de olmayan, herhalde hiçbir zaman getirmeyecekleri bir araba. Up. Şöyle küçücük. Kolay park edilebilir. Volkswagen Up 1 litre motoru varmış. 5 vites, 75 beygir. Yokuşta ettiriyoruz. Sadece 14.690 euro. Polo'nun içini de bir gösterelim. Zaten içi arabaların artık hepsinin aynı. Biz fiyatlara odaklanıyoruz daha çok burada. Volkswagen Polo 80 beygir. 21.000 euro. Burada özel bir Golf var. 2019 model. 2000 motoru var. 275 beygir. Bence şu farları falan çok güzel olmuş ya. Golf GTI 47.000 euro fiyatı var. Tekrar özel söyleyelim. 245 beygir. Özel. Evet, çok özel. Direksiyon ve vites çok güzel. Baksana. Şöyle içini gösterelim. Ya bu kırmızı detaylar çok güzel olmuş direksiyonda. Koltuklarda. En güzel bak. Direksiyon. Yani o dikişleri. Evet, vites kırmızı. Vitesteki evet. Dikişler falan. Güzel ya. Bayağı güzelmiş burada. Bak şu kolları. Spor direksiyon. Şurada bir kırmızı ışıklar yanıyor. Evet, iç mekan aydınlatmasında da kırmızı led kullanmışlar. Güzel bayağı. Böyle arkadan da gösterelim. Golf GTI'yi. Burada bir Touareg var. Fiyatını göremiyoruz. Evet. Fiyatını göremiyoruz ama çok güzel. Satılmış çünkü. Ben bunu Türkiye'de bakmıştım. Gelmeden önce 1.1 milyon liraydı. Ama jantlara bakar mısın? Çok büyük ya. Şimdi burada bir karavan tarzı bir arabası var. Volkswagen Grand California. 79.000 euroymuş bu arabanın fiyatı. Şöyle bir içine girelim. Bizimkiler girmiş zaten içeri. Tuvalet mi var içeride? Tuvalet, duş, banyo, ne istersen. Her şey. Arkada yatak falan var. Işık evet. Biraz ters geliyor güneş karşıdan ama. Evet. Şöyle gösterelim. Yukarıda böyle eşya gözleri falan. Şurada bir ocağımız var. Aa, ocak da var. Evet, altları buzdolabı, saklama gözleri. Ama daha ne söyleyeyim, mutlu duş oluyor var burada. Konsolu şöyle ama bunun zaten konsolunu çok göstermeye gerek yok. Şurada şöyle bir masa var. Tuvaleti de şöyle. Böyle içeri uçak tuvaleti gibi biraz. Aynı. Hemen hemen aynı boyutta. Şurada klozet var. Şu yeri böyle giderli yapmışlar. Şu uzuyor böyle. Duş başlığı oluyor. Pratik olmuş. Havalandırmak için. Ha, havalandırması da var. Çok güzel, güzel aslında. Ya. Yani burada tuvaletini yapıyorsun. Şurada arabayı sürüyorsun. Hı-hı. Burada her yemeğini yiyorsun. Yerde. Burada yemeğini pişiriyorsun. Şurada da uyuyorsun. Güzel aslında. Şimdi burada da bir tane Volkswagen California Coast Edition diyor modeline. Bunun tabii ki en büyük özelliği yukarısında yatacak yer olması. Böyle katlanabilir, tente tarzı, çadır tarzı. Bana kalırsa bu daha konforlu. Şimdi içini şöyle göstereyim ve şöyle şurada bir bagaj, şöyle oturacak yerleri rahat gözüküyor. Şöyle. Burada yine bir buzdolabı tarzı. Yine burada da ocak var. Evet, ocağımız var. Burada kırmayalım. Evet, burada ev ya var. Bir evimiz var. Gördüğünüz gibi rahat Furkan'ın ayağından. Evet, burada bir 200 remote priz var. Işıklandırmamız burada. Çok güzelmiş. Şöyle şuraya bir detay koymuşlar. California. Şimdi yatağa çıkalım. Şöyle. Bayağı geniş yani. O dışarıdan gözüken çadır tenti gibi olan kısım. Şurada pencere yapmışlar havalandırma. Böyle sineklikli gibi. Böyle açık değil burası. Ve iki kişinin rahat yatabileceği şekilde güzel olmuş bence. Burası da böyle. Burada Passat Station var. R-Line yine en üst paketi. 2000 motor, 239 beygir güce sahip. 74.000, 75.000 diyebiliriz fiyatı. Koltuklar çok değişik baktım. Evet, koltuklarında R detayı var. Deri mi ama? Benim hoşuma gitmese de biraz karbon fiber tarzı. Evet, karbon fiber görünümlü yapmışlar. Spor olsun diye galiba. Güzel olmuş ama. Burada Volkswagen Arteon var. Bu da R-Line. 272 beygir, 4 çeker. Ne varsa koymuşlar buna. Bunun ön ızgarası zaten bayağı güzel, geniş. Şöyle göstereyim. Ya en sevdiğim şeylerden birisi. Kesinlikle. Çerçevesiz kapı. Çok spor, çok güzel gözüküyor. Şöyle içini de bir gösterelim.
Şurada bir saat. Yine klima menfezleri birleşik.